Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında kadir cisimlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Koni'nin testlerini çözüyorduk ve şu anda test 4'ün çözümünü yapacağız. Evet, kitabımızda sayfa numarası da 262 ve 263 çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda merkez açısı 120 derece olan bir dilimden koni yapılıyormuş. Evet, merkez açısı 120 derece olan bir daire dilimden koni yapılacak. Dik koninin ana doğrusu 12 olduğuna göre. Ben bundan bir koni yaptığıma göre şöyle L'si 12 demiş. Koninin taban alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşım R bölü L. R bölü L eşittir 120 bölü 360 değil miydi? Evet. 3'te biri şöyle şuna sadeleşse 3. 3R 12 ise R'yi buradan 4 buluruz. R buradan 4 çıktıysa koninin taban alanı pi R kare yapar. Yani cevap 16 pi olur. Evet, cevap 16 pi yani Balıkesir oldu birinci soru. Geldik ikinci soruya. Yukarıda taban yarıçapları R olan 3 farklı dik koninin açınımları verilmiştir. Şimdi burada R bölü L alfa bölü 360 yapacağız ya, önce onları bulalım. Ama buradaki şunu açacağım, açılmış hali burası. Açı 30 derece değil, dikkat et, burası 330 derece. O zaman R bölü L'si. Şuraya L1 diyelim, buraya L2 diyelim, şuraya da L3 diyelim isterseniz. R bölü L1 eşittir nedir? 330 bölü 360 değil midir? Evet. O zaman burada R'yi ne buluruz arkadaşlar? R'yi şöyle şöyle sadeleştir. Sadece sıfırlar sadeleşsin. 33 L1 bölü 336 geldi mi? Geldi. Şurada da yine aynı şekilde R bölü L2 eşittir 120 bölü 360'dan. O zaman gitti. Buradan R'yi ne bulduk arkadaşım? R buradan. Hatta L1 diyelim ya burada. Neyse, R dedik burada. Ne çıkar? 12 L1 bölü 36 mı çıkar? Evet. Buradan da R bölü L3 eşittir 30 bölü 360'dan sıfırlar gitsin sadece. Buradan da R ne çıkacaktır? 3 L3 bölü 36 çıkacaktır. Bunların hepsi de yarıçap değil mi? Evet. O zaman burada yarıçaplardan dolayı yorumlamamızı yapalım. Ama burada bir de bizden yüksekleri hakkında bir sıralama isteniliyor. Arkadaşlar burada konuyu düşün. 2 tane konuyu düşün. Yarıçapları aynı değil mi? Evet. Eğer L'leri ne kadar fazlaysa yüksekliği de o kadar fazla olmaz mı? Olur. Çünkü yarıçapları sabit burada. Atıyorum burası 5 ise 5 ya da 6 olsa, burası 5 iken burası 6 iken tabii ki yükseklik daha büyük olacak Pisagor bağıntısında. Çünkü R'ler sabit olduğundan dolayı. Değil mi? O zaman ben burada sadece L'leri şey yapacağım. L1'e bakalım burada. L1 neye eşit? 36 bölü L3. Gerçi buradan hiç bunlara girmeyelim. 36 bölü 33'e falan filan girmeyelim. Şuradaki 33 bölü 36, 12 bölü 36 ve 3 bölü 36'ya bakalım isterseniz. Hepsi birbirine eşit ya. Buradan 33 L1 bölü 36 eşittir 12 L1 bölü 36. O da eşittir 3 L3 bölü 36 ya. Bölü 36'lar gitti. O zaman bunlar kaçta birleşiyor diye bakacağız. Bunlardan en büyüğü hangisidir? Katsayısı en küçük olan en büyüğüdür. Yani en büyüğü L3'tür. Sonra L2'dir. Sonra şurası L2'dir. Sonra L1'dir. O zaman bunlardan en büyüğü L3 ise en büyük yükseklik L3'e sahip olacak. Sonra L2'ye, sonra L1'e ait olacak. Yani sıralamada ne olacak o zaman? H3 büyüktür, H2 büyüktür, H1 şeklinde olmayacak mı? Evet, öyle olacak. O zaman cevap ne oluyor? Tam tersi 1, 2, 3. En küçüğü 1, sonra 2, sonra da 3 şeklinde oldu. İkinci soru böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik 3'e. Yukarıda şekil 1'de tabanları çakışık olan böyle bir koni verilmiş. İçinde su varmış. İçindeki su boşaltılmış, bu hale gelmiş. Ve 4 yükseklikte, silindirdeki yüksekliği 4 olmuş. Koninin yüksekliği nedir diye soruluyor bize. Tabii ki 12'dir. 3'te 1'dir. Niye? Yarıçaplar aynı değil mi? Aynı. Şurası h diyecek olursam pi r kare çarpı h bölü 3 eşittir pi, yarıçapı aynı, r kare çarpı 4'e eşittir. Hocam pi r kareler gitti. H da buradan kaça eşit oldu? Direkt 12'ye eşit oldu. Hacimlerin birbirine eşit olmasını kullanaraktan cevaba ulaştık. Ya da böyle silindir yapıp da 3'te 1 falan filan diyorduk ama burada ona da gerek kalmadı. Evet, 3. soruyu Edremit bulduk. Geldik 4. soruya. Yukarıdaki boşluğa bakalım. Yapalım daha doğrusu. Bir kenar uzunluğu 6 cm olan eşkenar üçgen. Şöyle bir eşkenar üçgen var elimde. Ne diyor? Herhangi bir kenar etrafında 360 derece döndürüldüğünde, arkadaş ben bunu herhangi bir kenar etrafında 360 derece döndürürsem, mesela bu kenar etrafında döndürdüm, bu nokta buraya mı geliyor? Evet. Yani şöyle bir dönüş yapacak. 2 tane ne çıktı burada? Koni çıkmış oldu. ve çizilen yükseklik, bu simetriyi alıyoruz ya. Şimdi eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 6 ise burası 3, burası 3 kök 3 yapar. Yarıçapı 3 kök 3, yüksekliği 3 olan 2 tane koni çıktı karşımıza. Oluşan cismin hacmi 2 tane pi r kare, yani 3 kök 3'ün karesi çarpı yükseklik bölü 3 şeklinde olacaktır. O da kaç çıkıyor? 54 pi çıkıyor. Yani cevap Ceyhan oldu. 4. soru. 5'e geldik. Şekil 1'de verilen taban yarıçapı 9 birim ve yüzey alanı 216 olan diyor. Hemen 9 birim taban alanı artı yan alan değil mi yüzey alanı? Evet, taban alanı pi r kare artı yan alanda pi r l. Evet, buraya da l diyelim. Bu neye eşitmiş? 216 pi'ye eşitmiş. Pi'ler sadeleşsin. Hatta 9'a da bölelim. 9 artı l eşittir 24'ten l'yi de buradan 15 buluruz. L buradan 15 ise hop şöyle 9, 12, 15 üçgeninden yüksekliği de 12 bulur muyuz? Buluruz. Sanırım hacim de lazım olacak. Çünkü bu belli bir kısmı burada hacimsel olarak verilmiş. Hacmi de bulalım mı? Bulalım. Pi r kare çarpı yükseklik bölü 3'ü sadeleştir. 81 çarpı 4 yapıyor. Yani hacmi de böylelikle 81 çarpı 4 olarak bulduk. Yani 324 pi çıktı. 324 pi olarak bulduk hacmi de. Peki. Şimdi şekil 2'de ne oluyormuş? Bu vida sabit hızla zemine doğru sıkışan şarjlı tornavida ile 2 saniye ile şöyle bir şeye geçmiş. 2 saniyede şu kadarlık kısmı girmiş. 2 saniye. Peki. Şekil 2'deki konuda üst tarafta kalan kesik koni biçimdeki vidanın hacmi 567 pi bölü 2'ymiş. Arkadaş burası 567 pi bölü 2 ise sen 324'ten 567 bölü 2'yi çıkartırsan kaç yapıyor? Bu 648 eksi 567 bölü 2 yapar. Bu da kaç yapıyor? Sanırım 81. 81 pi bölü 2 yaptı. Evet, buradaki giren kısmı 81 bölü 2 yaptı. 81 bölü 2 ve pi'lik kısmı girmiş oldu. Tamam, 2 saniyede bu kadar kısmı girdi. Peki şimdi burada benzerlik yapalım o zaman. Hacimler oranı kaç? Hacimler oranı 81 bölü 2 bölü tamamı 324 değil mi? Evet. Sadeleştirdiğimiz zaman hacimler oranı ne yaptı arkadaşım o zaman? 81 ile bu sadeleştirdi. 4. 1 bölü 8 yaptı. Hani benzerlik oranı küpü hacimler oranına eşitti. O zaman tam tersi, hacimler oranının küp kökü de benzerlik oranına eşit olacaktır. Yani 1 bölü 8'in küp kökü de neye eşit oldu? 1 bölü 2'ye. Demek ki benzerlik oranı 1 bölü 2. Demek ki 1 bölü 2 ise o zaman hocam şu parçayla şu parça birbirine eşit olacak. Yani şöyle şu kadarlık kısmı girmiş ya. Şu kadarlık yükseklik olarak, şöyle yükseklik olarak düşün. Yükseklik kadar şurada 2H'lık kısmını düşün sadece. 2H'lık kısmını düşün. 2H'lık kısmın H'lık kısmı ne kadar saniyede girmiş? Ne kadar saniyede girmişti? 2 saniyede girmişti. Tamam. 1 saniyede diyor. O zaman H bölü 2'lik kısmı olacak. Dur. Ama burada şöyle ÖSYM şöyle bir bilgiyi de verir. Bu vida böyle girerken nasıl bir hareket ediyor? Yüzey alanıyla mı doğru orantılı, yüksekliğiyle mi doğru orantılı ya da hacmiyle mi doğru orantılı olacak şekilde bir giriş sağlıyor orada, onu söylemesi lazım. Hadi biz burada yüksekleriyle orantılı olacak şekilde girecek diyelim. Şimdi 2 saniyede ne kadarlık kısmı girmişti böyle? H'lık kısmı girmişti ya. O zaman 1 saniyede ne yapacak? Hocam 1 saniyede H bölü 2'lik kısmı girecek. H bölü 2'lik kısmı girecek. Yani burada şöyle bir şey girdiği zaman arkadaşım, H bölü 2'lik kısmı girdiği zaman şöyle bir konu oluştu. H bölü 2'lik kısmı girdi. Şurası toplamda, şurası 2H iken eğer, burası da H bölü 2'lik kısmı girerse eğer, çünkü diyor ki bize buna göre vida başlangıçtaki konumdayken 1 saniye 2 saniyede H'lık kısmı giriyorsa 1 saniyede de H bölü 2'lik kısmı girer o zaman. H bölü 2'lik kısmı girdiyse eğer burada cismin hacmi, zemine giren cismin hacmi nedir diye soruluyor. O zaman benzerlik oranına bakalım. Benzerlik oranı H bölü 2 bölü 2H değil midir? Evet. H bölü 2 bölü tamam 2H. Benzerlik oranı kaç yaptı? H bölü 4 yaptı. Yani 1 bölü 4 yaptı. Benzerlik oranı kübü 1 bölü 4'ün kübü hacimler oranı eşittir. Bunun kısmına, giren kısmına V diyecek olursam V bölü tamamına. Evet, tamamının hacmi. Tamamının hacmi de 324 pi verilmemiş miydi? Evet. Buradan V neye eşit oluyor? 324 pi bölü 4'ün küpü. 4 çarpı 4 çarpı 4 yapıyor. Şu 4'lerden bir tanesi sadeleşse 81 yapar. O zaman cevap 81 pi bölü 16 yapar. Yani cevap Ceyhan yapar. Yalnız burada ben şeyi düşünerekten, yükseklikleri doğru orantılı olacak şekilde düşündüm. ÖSYM böyle bir soru sorarsa ya yüzey alanıyla mı doğru orantılı olacak şekilde girecek şeyin içine? Bunu fizikçilere de sormak lazım aslında. hacmiyle mi doğru orantılı olacak şekilde girecek ya da yükseklikleriyle mi? Yani yükseklik, alan ya da hacimle doğru orantılı olmasını ÖSYM bence söyler. Ya biz bu soruyu yazdık ama biz de belirseydik güzel olurdu aslında. Yüksekliğiyle doğru orantılı olacak şekilde girecek şekilde söylesek daha doğru olacaktı. Ben bunu bir VIP fiziğe de soracağım, tamam. Yani böyle bir vida girdiğinde hacmiyle mi, yüksekliğiyle mi ya da ne o yüzey alanıyla doğru orantılı olacak şekilde mi girer diye sormak lazım. Yani çok yüksek ihtimali hacim diyecektir ama bakacağız. Yüksekliği de olabilir tabii ki. Evet, 5. soru Ceyhan oldu. Geldik 6'ya. Yine benzerlik sorusu. BC uzunluğu K iken burası TC uzunluğu 2K verilmiş. Benzerlik hacim ilişkisinden dolayı 2/3'ün kübü hocam kaç yapar? 8/27 yapar. Yani burası 8V iken buraya 19V kaldı. Sen bunu ters çevirdiğin zaman da su dolu kısmı hala 19V, boş kısmı da zaten 8V oluyor. TB ile TE kıyaslaması isteniyor benden. Arkadaşlar o zaman ne yapacağız burada? Burada 19 bölü bu sefer benzerlik oranının kübü, bu şekilde bakacağız. Hacimler oranına eşit olacak ya. O zaman hadi bakalım yapalım. Benzerlik oranını bilmiyorum şu anda. Benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşit. Yani 19 bölü tamamı 27 yapıyor. 19 bölü 27'nin küp kökü. Yani bu küp kök 19 bölü 3 değil midir? Evet. Yani burası küp kök 19K iken tamamı da 3K olacaktır arkadaşlar. Ya da x diyelim şuraya. X iken burası da 3x olacaktır. O zaman burada benden şey isteniyor zaten. TB uzunluğu 3x. Bak şimdi. 3x eşittir K çarpı TE. TE uzunluğunda küp kök 19x. Şunlar sadeleşti. O zaman K nedir diye soruluyor. Arkadaşım K öbür tarafa atınca K buradan 3 bölü küp kök 19 yapar mı? Yapar. Yani cevap böylelikle Ceyhan oldu 6. soruda. 7'ye geldik. Özdeş maddelerden yapılmış yüksekleri eşit sırasıyla silindir, kesik koni ve koni biçimlerinde mumlar verilmiş. Evet. Yakıldıktan sonra tamamen erinceye kadar geçen süreleri de ABC verilmiş. Tamamen erimesi neyle alakalı? Hacimsel değil midir? Çünkü bunun tamamının hepsini eriyeceğim. O zaman hacimlerle erime süreleri doğru orantılıdır. Buna göre mumların tamamen eriyince geçen sürelerin doğru sıralanışı. O zaman büyük hacimli daha geç sürede olacak. Hangisi daha büyük hacimli? Onlara bakacağız arkadaşım. Burada yüksekleri eşit demişti değil mi? Evet, kesik koniyi bir kere ne yapıyorum? Tam bir koniye tamamlıyorum. Yüksekleri de birbirinin tıpkısının aynısı olacak. Peki şimdi burada arkadaşım birisi 2R, ya burada kesik konide şuradaki yarı çapında verilmesi lazım bize. Verilmiş bir kesik koni şeklindeki mumun üst taban yarıçapı alt taban çapının yarısı. Tamam. Verilmiş zaten. Şurası 2R olarak verilmiş arkadaşım. Burası 2R, burası 4R, burası 3R olarak verilmiş. Şimdi yüksekleri de aynı. Şuradan bir yükseklik çizsem şöyle. Hocam şu yüksekliğin H olduğunu biliyorum. Burası da H. 1/2 oran var. Orta taban var. Şunlar da birbirine eşit. Yani burası da H oldu. Şuradaki yükseklik de yine nedir arkadaşım? Burası da H olarak verilmiş zaten. Şunun da yüksekliğini şöyle maviyle göstereyim. Hadi bakalım. Şimdi bunları sıralayacağız. Bununkine pi 4r kare çarpı H. Bununkine hocam benzerlik oranı 1/2 değil mi? Evet. Şunlar da birbirine eşit. 1/2'nin kübü kaç yapıyor? Hocam yukarıda yapıyorum. 1/2'nin kübü kaç yapar? 1/8 yapar. O zaman burası V iken burası 7V olacak. 7V olacak. O zaman burada V'yi hesaplayalım. V neye eşittir? Pi 2R'nin karesi 4R kare çarpı yükseklik bölü 3. Bu V'ye eşit. O zaman 7V neye eşit olacaktır? Bunun hacmi 7V'de buradan neye eşit olacaktır? Bunun 7 katı 28R kare, yani tabi başında pi de var. Pi 28R kare H bölü 3 yapar. Buna bakalım. Pi 9R kare bölü çarpı H bölü 3 yapar. Yani pi 3r kare h yaptı. Bir kere en çok hacimli hangisi? 28 bölü 3 kaç yapıyor? 6'yı geçiyor, 7'yi geçiyor, 8'i geçiyor. Hatta en büyük hacimli bu yapmadı mı? Yaptı. Bizden sıralanışı isteniyor. O zaman erime sırası isteniyor. En küçük hangisi? En küçük hacimli bu. Yani bu C. C en küçüğü olacak. Sonra hangisi? A var. Sonra bu. En büyüğü de bu olduğu için. En büyük hacimli olduğu için en geç bu eriyecek. O zaman sıralama CAB şeklinde oldu. 7. soru Edremit oldu. Geldik 8. soruya. Evet, bir fes. Fes başı mı? Başım fesi mi? Hadi bakalım ne diyor bakalım fes sorusu. Bu fesin merkezi A noktası olan üst taban dairesinin çapı 10. Yarı çapı kaç yapıyor? 5 yapıyor. Yüksekliği de 24. Yükseklik de şurası. Arkadaşım bu Kesik koninin yüksekliği yalnız, dikkat. 24 olarak verilmiş. Bu şapkanın A noktasına bağlı ip sarkıtıldığında ipin ucu şapkanın alt dairesinin üzerine geliyor. Yani şuraya geliyor arkadaşım. Tam şuraya denk geldi. Ve bu ipin uzunluğu da 31 verilmiş kardeş. Burası 5 ya. O zaman buraya ne kaldı? 26 mı kaldı? Evet. Değil mi? 26 kaldı. Buna göre diyor şapkanın hacmi kaç santimetre küptür diye soruluyor. Arkadaş şurada bir dik yamuk var. Hani şurası dik ya. Bu da zemine dik ya. Şöyle. Şöyle yapınca dik yamuk var. Dik yamuktaki kenarlar kaç? 5 burası. 24 burası. 26 burası. Hocam şuradan bir dik çizsem böyle. 24 burası ya. 5 burası ya. 12'nin 2 katı, 13'ün 2 katı, 5'in 2 katı olacak. O zaman burası da 10 mu olacak? Evet. Yani burası 15 oldu. Vay. Alttaki yarıçapı 15 bulduk. O zaman şöyle bir kesik koniyi tam bir koni yapalım mı? Yapalım. Benzerlik oranı belli zaten. Çok güzel. Benzerlik oranı kaç? 5 bölü 15. Yani 5 bölü 15 dediğimiz kaçtır? 1 bölü 3'tür. Hocam burası 1 bölü 3 oran olacak. Bak dikkat et. 1 bölü 3 oran olacak. Yani burası h'ken tamamı 3h olacak. O zaman buraya 2h kaldı. 2h 24 ise h'ı buradan 12 buluruz. Benzerlik oranı 1 bölü 3'ün kübü de 1 bölü 27 yapar. Yani burası v iken burası da 26v olacaktır. V'yi bulabilir miyiz? Buluruz. Pi r kare çarpı h bölü 3 şeklinde buluruz. 25 ile 4'ün çarpımı da 100 pi yapar. Bizden ne isteniyor? 26v isteniyor. 26 çarpı 100 pi'den cevap 2600 pi çıkar. Evet, 8. soru Cihan oldu. Geldik 9'a. Yine kesik koni şeklinde ama tam koniye mutlaka tamamlayalım. Şöyle bizim karınca yüzeyi böyle geliyor, böyle gidiyor. Yani açılışta önemli olan ne? Şöyle açtığın zaman bak dikkat et. Dikkat et, dikkat et. Açılışa dikkat et lütfen. En dikkat etmen gereken şey şu. Şöyle açtın ya, bir daire dilimi oldu mu? Şöyle oldu. Ama T burası, A burası var. A'dan başlıyor, nereye gidiyor? TB doğrusunun üzerine gidiyor. Arkadaşım burası da A. A'dan başlatıp da şuraya götürme. TB doğrusunun üstüne gidiyor. Yani B burada ya. TB'nin üstüne gidecek. Buradan buraya en kısa yol soruluyor. Ve bu arada burada 1 bölü 2 oran var. Şuradaki 1 bölü 2'yi de şöyle bir şey yapalım. Benzerlik oranı 1 bölü 2. Demek ki orta taban. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. O zaman burası 3'e 3. Tam nereye denk geliyor? Tam ortasına. 3'e 3'lük kısmın. Evet, 6'ya burası. Burası da 6'ya. 3'e 3'lük kısma denk geliyor. Ve burası da 6. Şimdi R bölü L. Yani 2 bölü 6. Alfa bölü 360'tı. 1 bölü 3. Alfayı buradan kaç buluruz? 120. Alfa 120 ise TB tam ortası ya. Bunlar da 60-60 yapar. Yani sen şuradaki üçgende şunu bulmaya çalışacaksın. Hocam burada kosinüs teoremi yapabiliriz. Ya da dik çizsen 90'ın karşısı 6 iken 30'un karşısı 3 olmalı. O zaman burası ondan dolayı dik. Bak rastgele dik geldi. Buradan buraya gelen en kısa tam orta noktada en kısa dik olmak zorunda değildi. Ha, soru şöyle olmuş olsaydı, buradan buraya en kısası nedir diye sormuş olsaydı evet dik çizebilirdik. Ama burada kendiliğinden dik çıktı. Buna da dikkat et. O zaman burada 30'un karşısı 3 kök 3 ise burası da 3 kök 3 yapar mı? Yapar. Yani 9. soruyu böylelikle 3 kök 3 bulduk en az. Bu çıktı. Cevap Balıkesir oldu. Ve geldik kara soruya. Vay, niye kara soru acaba bu? Şekilde tabağın yarıçapı 8. Burası 16. Güzel bir üçgen. 90'ın karşısı 16. Hangi açının karşısı? 30'un karşısı. Burası da 60 yapar. Hatta burası da 30 yaptım. Şimdi C böyle burada bir eleman. OC artı CD'nin en küçük değeri. Ya işte bundan dolayı kara soru. Bak bir şey hatırlatmış olacağız sana. Dikkat dikkat, sen daha önce böyle bir soruda ne yapmıştın? Hatırlatayım sana. Hocam x artı y'nin en az değeri sorulduğunda ne yapmıştık? Şunun şöyle bir katlamasını almıştık buraya, değil mi? Hocam bu doğruya göre, hani bu doğrunun üstüne alındıysa bu doğruya göre katlamasını almıştık. Sonra x oldu burası. X artı y doğrusalken diye söylemiştik. Dik üçgende yapmıştık. Hatta bu kitapta da hem konu anlatımında hem de bu kitapta da bununla ilgili soru var mı? Var. Burada ne yapacağız? Hocam şununla şunun toplamı soruluyor. O zaman biz burada buna göre bir simetrisini alacağız. Ama bu sefer buna göre bu noktanın simetrisini alayım derken biz ne yapıyorduk burada? Şu üçgenin simetrisini almıştık ya burada. Katlamasını almıştık ya. Burada da bu doğruya göre koninin katlamasını alalım arkadaşım. Çünkü böyleyken bunların toplamının en az değerini ben bulamam. Ama şöyle bir koninin buna göre katlamasını alırsam. Bak dikkat et, şöyle katlamasını alırsam. Şöyle bir konu olur mu? Şöyle bir katlamasını aldım ya. Simetrisini aldım yani. Evet, bizim O noktası buraya geldi. Şimdi sen O'dan buraya geleceksin. O'dan buraya geleceksin. Buradan da buraya gideceksin. Yani x artı y en az soruluyor bize. X artı y en az kaçtır diye soruluyor. Hocam katlamasını alınca işte oradaki x buraya geliyor. Hocam x artı y en az kaçtır olur? Bunlar doğrusalken olmaz mı? Evet. İşte ondan dolayı bak bu şekilde Böyle toplamların en az değerini Koni'de de sorabilir, katı cisimde de sorabilir. Bu yaklaşımda soruyu yani başka kitaplarda göremezsiniz. Ben size ilk defa burada soruyorum. Oradaki mantığı, şuradaki mantığı buraya da uyarlayabilmeniz lazım. Yani size üçgenlerdeki bilgileri bu katı cisimlere de uyarlamayı da öğretiyoruz aynı zamanda. Hocam buna ait bir üçgen lazım o zaman. Buna ait üçgeni biz nasıl oluşturabiliriz? Vallahi arkadaş direkt sen şuradan şunu çizersen oluşur zaten. Zaten burası 30'un karşısı. Bu 30-60-90 üçgeniydi. Burası da 60. Sen böyle katlamasını alınca şurası da şöyle 60 yapmıyor mu böyle katlamadan dolayı? Burası da zaten 30-30 yapar. Ve dikkat et, şu yüksekliği çizince burada karşına bir üçgen çıktı mı? Çıktı. Aa, burası da 90 derece oldu. Ne güzel oldu. Burada bir de 30'un karşı 8, 60'ın karşı 8 kök 3 ya. Hocam burası 8 kök 3. Burası da 8 kök 3. Ve sarı üçgende Pisagor. Bu 2'nin 3 katı. Kısa yoldan yapıyorum. Bu 2'nin 4 kök 3 katı. O zaman burası da ne olmak zorunda? 2'nin karekök içinde diğerlerinin kareleri toplamı. Bu 16 çarpı 3 48 artı 9'dan 48 artı 9'da 57 yapar. Cevap 2 kök 57 çıkar. Zor bir soru. Evet. Zor bir soru ama üçgenden bu mantığı biliyoruz. Katlamasını alıp simetriye, böyle toplamların en az değeri sorulduğunda o katlamasını al ya da simetriğini alıp ona göre doğrusallığı incelemeli soruyu üçgende yaptık. Biz de burada katı cisme yani Koni'ye uyarladık arkadaşım size. Evet, 10. soru böylelikle Balıkesir çıktı. Güzel bir soruydu. Ve böylelikle Koni'yi de bitirdik. Evet, sırada ne var? Küre var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani küre konusu testlerine başlıyoruz. Kürenin test 1'inde görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak. Hoşça kal.